08.22 günlerden cumartesi. Kampımın 31. günündeyim. Muğla Saklıkent'in etrafında bir yerde kamp yapıyorum. Sorunsuz bir geceydi. İyi geçti. Derenin kenarındayım burada. Şöyle göstereyim. Kamp yerimi beğendim. Güzel yerdi. Sadece şuradan çok sayıda araba geçiyor. Onların biraz gürültüsü var ama olsun. Ona ben razıyım yani. Motosikletimi de buraya çektim. Akşam şurada oturdum, biraz çay içtim. Dinlendim. Evet, kahvaltıyı hazırlamam lazım. Yavaştan yavaştan. Belki bir gece burada kalırım ya. Güzel çünkü. Kahvaltı çok zengin olmasa da zeytin var, peynir var, helva var. Yeter bana. Fazlasına ihtiyacım yok. Derenin kenarında böyle güzel bir kahvaltı yapıyorum. Belki bir gece daha burada kalırım. Muhtemelen kalacağım da. Ani bir gitme kararı almazsam bu gece kalacağım burada. Güzel. En azından şu tatil yoğunluğu geçmiş olur. Yarın son zaten. Hedefimde Kabataş plajı var. Antalya'ya doğru gidiyorum. Bakalım neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Ben bu çadırı değiştirip gidip otomatik almıştım. Kaşındım gittim. Ondan sonra başıma gelmeyen kalmadı. Gittim ondan sonra bu çadırı gittim geri aldım. Bu ondan çok daha iyi ve çok daha ucuz. Ne gerek var bilmiyorum. İşte bir nusibet bir nasihattan hayırlıymış ya. Öyle yani işte. Biraz önce kendimi tıraş ettim. Şöyle yanları 3 milimle aldım. Üstleri 6 milimle aldım. Şuralarda inşallah iz kalmamıştır. Yani önden fena durmuyor. Uzun saçı sevmiyorum. Zaten akşama kadar kas takıyorum. Saç da yok zaten fazla. O yüzden kısa kesmeye çalışıyorum. Böyle iyi. Güzel duruyor, bilmiyorum. Horoz Bey, bu bayan sizin eşiniz mi? Lütfen konuşun, cevap verin. Kaç tane eşiniz var? İmam nikahlı mı? Sabah derenin kenarındaydım ya, oradan kalkmak zorunda kaldım. Aşırı derecede bir rüzgar çıktı. O yüzden bir kilometre geriye geldim. Daha önce kamp yapmış olduğum yerde kamp yapıyorum şu anda. Toz fena bir şekilde üstüm başım, çadırın içi, her taraf toz olduğundan dolayı ben de kalktım. Zaten camiye gidip elim yüzümü yıkamam lazımdı. Tıraş oldum, kafamı falan yıkadım, elbiselerimi yıkadım. Ondan sonra buraya geldim, işte oturuyorum, noodle yaptım, çay yaptım şimdi kendime. Çay içeceğim. Biraz can sıkıyor hava. Sıcak, bunaltıcı. Bir de ben bugün normalde bir gün kalıyorum, bir gün sonra yer değiştiriyordum. Şimdi bugün de burada kalınca biraz canım sıkıldı işin doğrusu.
başka hiçbir yer yok. Hepsi o kadar. Ben biraz daha ileri doğru devam eder diye düşünüyordum ama yok. Hepsi o kadarmış. Kanyonun bu bölümünde su yok. Benim için biraz üzücü oldu diyebilirim. Ben daha devam edeceğini düşünüyordum. Ama bu kadarmış maalesef. Muhtemelen sezondan dolayı akmıyor. Ama kanyonun görüntüsü muhteşem. Kanyonun görüntüsü efsane. Su olmayınca kanyonun da tadı çıkmıyor ya. En azından birazcık su akaydı. İyiydi. İşte meraktan geldik. Belki güzel bir şeyler görürüz diye. İşte şurada 100 metre falan gördüğümüz su, o kadar, başka bir şey yok. En azından merakımı gidermiş oldum, işte başka bir şey olmadı. Biraz su çoğalmaya başladı. Sesini duymaya başladım suyun artık. İlerledikçe su akmaya başladı. Kanyon da herhalde tek başıma kaldı. En son birkaç kişi çıktı. Ondan sonra da gelen olmadı daha. Başka kimse de yok görünüyor. Şimdi bugün akşam saati olduğundan kanyon boş. Bir de tatil yarın sona eriyor. O yüzden muhtemelen çoğu insan gitti. Öyle görüyorum ben. Ve Saklı Kent'te zaten ilk geldiğim gün bayağı bir kalabalık vardı. Şu anda yarı yarıya değil, hatta çeyreğine düşmüş vaziyette. Bayağı bir azalma var. İlk gün gelmiş olsaydım buraya çok kalabalık olacaktı muhtemelen. Valla çadırı öylesine bıraktım, içerisinde sadece battaniyem var. Motosikletimi de öyle otoparka bıraktım. Motosikleti pek bir şey olacağını sanmıyorum da, çadır orada tek olduğu için biri gelip de alıp götürmesi sıkıntı olabilir yani. Benim için kanyonun sonu burası. Buradan sonrası biraz karanlık, biraz da dar. Yanımda birisi de alta giderim de tek başıma gitmek istemiyorum. Gerek yok yani. Zaten ne görebilirim bilemiyorum. 30 kilometre devam ettiği söyleniyor. Tam olarak mesafesi bilinmiyor. Okuduğum kadarıyla öyle. Dayanamadım, o yolu devam ettim. Zaten bir süre sonra buradan böyle şelaleye su akıyor. Burada bitiyor yol. Gelişte ayakkabıları ağacın dibine bıraktım. Vallahi inşallah birileri götürmemiştir. Ayakkabılarım zaten eski, sorun değil de. Çadırımı götürmeseler bari. Canım sıkıldı, şimdi toplasam 2 saat onunla uğraşacağım. Toplamadım ben. Hiç olmaz herhalde diye düşünüyorum. Ayakkabılarımı biri salmış bıraktığım yerde.
bu kadar kalabalık da normaldir. İkinci bir ayakkabım olduğu için zaten önemsemedim. Onlar da eskiydi. Aslında çok da önemli değil. Ama niye alıyorlar bilmiyorum. Başkasının ayakkabısını niye alıyorsunuz arkadaşlar?